Hadrian kapısından ayrılıp Akropolis'e doğru ilerliyoruz. En az 7000 yıl boyunca kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılan Atina, antik Yunanistan'ın lider kenti olmuştur. 3400 yılı aşkın kayıtlı tarihiyle de dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Atina kentinin adı, Tanrıça Athena ile ilişkilendirilmekle birlikte, şehre Tanrıçanın adının nasıl verildiği bilinmemektedir. Mitolojiye göre Atina kenti, adını Tanrı Poseidon ve Tanrıca Athena arasında geçen efsanevi bir yarışma sonucu Tanrıça Athena'dan almıştır. Medeniyetler tarihinde, özellikle antik felsefe ve sanat alanlarında Atina şehrinde gerçekleştirilen atılımlar büyük önem taşımaktadır. Şehrin en önemli tapınağı olan Tanrıça Athena Tapınağı, diğer adıyla Parthenon, Akropolis'in tepesinde yer almaktadır. Akropolis'in bulunduğu tepenin doğal bir koruma sağlaması neticesinde yerleşimin ilk burada başladığı tahmin edilmektedir. Şehrin etrafı surlarla çevriliydi. Akropolis bu surların içinde güneyde yer alıyordu. Agora kalıntıları günümüzde Monastraki bölgesinde yer almaktadır. Atina'daki gezimin 3. bölümünü burada bitiriyorum. 4. bölümde Monastraki ve Plaka bölgesini ziyaret edeceğim. Orada görüşmek üzere, hoşça kalın.